Sayın Milli Eğitim İl Müdürüm, Cumhuriyet Savcım, Vakıf ve Dernek Başkanlarımız ve çok kıymetli misafirlerimiz. Öncelikle şahsım ve kim adına hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyor. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Marmara Oturlar Derneğimiz tarafından her ay geleneksel olarak düzenlenen Erzurum deyimiyle Erefen'e, Oltu deyimimizle Kerlibar Gezen etkinliğimizden bu 15.sine uzaktan yakından teşrif eden tüm dostlarımıza, tüm büyüklerimize ayrı ayrı teşekkür ediyor. Hepinize yine tekrar saygı ve hürmetle selamlıyorum. Sayın Müdürüm, kıymetli misafirlerimiz, derneğimizde her ay geleneksel hale getirdiğimiz bu Herefene gezelerini sadece bir yiyip içme ve eğlence etkinlikleri olarak düşünmüyoruz. Bu gezelerimiz birliğimizin, dirliğimizin dayı ve canlı kılması, kültürümüzün, geleneklerimizin, hatta bakış açılarımızın yeni nesle anlatımı ve aktarımı anlamında özel ve önemli bir misyon oluşturduğunu düşünüyoruz. Biz Marmara Oturlar Derneği olarak 2013 yılında kurumsal yapılanmamızı tamamlamış ve 2004 yılına büyük bir heyecan ve büyük projelerle girmiş bulunuyoruz. Siz değerli büyüklerimizin destek, dua ve teveccühleriyle birlik ve dirliğimiz adına sayısız etkinlikler düzenledik, bunun hazırı ve onurunu yaşadık. Ve daha nice etkinlikler düzenlemenin azmi ve cesareti içerisindeyiz. Biz sivil toplum kuruluşu olarak ülkemizin ve milletimizin lehinde gelişen her olayda taraf olacak, aleyhte gelişen her düşüncenin, her eylemin ve her fitnenin de dimdik ve cesaretle karşısında duracağız. Gün olacak, yerel ve genel üretimlere talip olan hemşehrilerimiz yanında yer alacak, yakınında yer alacak, gün olacak, mensubu olmakla gurur duyduğumuz ilçemiz ve ilimizin gelişimi ve kalkınmasına projeler ötecek ve projelerin tarafı ve sahibi olacağız. Ben bu duygu ve düşüncelerle tekrar İstanbul Milleti İl Müdürümüz başta olmak üzere derneğimize teşrif eden herkese ayrı ayrı teşekkür ediyor. Tekrar hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Değerli İl Milleti Müdürümüz, çok değerli hemşehrilerimiz, Marmara Oltular Derneğimizin düzenlemiş olduğu Kehribar Gecelerine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün İstanbul İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Muhammed Bey aramıza teşrif ettiler. Kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarına sağlık. İsterseniz programımıza tanışma ile başlayalım. Herkes müdürlüğü görevini yürütüyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tekrar hoş geldiniz. Sayın Müdürüm. Yusuf Kartal, Oltu Anahtarlar Köyü'nde emekliyim. Hepiniz hoş geldiniz. Sayın Müdürüm, siz de özellikle hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ercan Deniz, Oltu Çayınlar Köyü'ndeyim. Tuzla PTT Müdürlüğü'nde çalışmaktayım. Herkese hoş geldin diyorum. Arasukun, Oltu'luyum. Tendiki Dinoğlu Aile Sağlığı Merkezi'nde tıbbi seyretör olarak çalışıyorum. Herkese iyi akşamlar diyorum, hoş geldiniz. Burada bir delik kanı var, onu da tanıyorum. Tanıt bakalım kendine yavrum. Ben bana tanıt kendini. Olmaz ya da bak. Sen bir bireysin burada şu an. Adını sayalım söyle. Hangi okulda olduğunu söyle. Kaçın sınıftasın lütfen. Dördüncü. Hangi okul? Osman Gazi. Güzel, adın neydi? Emircan Ediz. Tamam, Emircan? Ediz. Tamam canım, memnun oldum. Samet Kul, Halit Paşa Mahallesi'nde Naci Tıp Teknisyeni, Büyükşehir Belediyesi'nde çalışıyorum. Sait Zengin, Erzurum Oğuz Ağla Tarla Köyü'nde Büyükşehir'de çalışıyorum. Hepinize hoş geldiniz. İsmail Kazan, Erzurum Oğuz Ağla Tarla Köyü'ndenim. İstanbul Kaynarca'da köyümüzün dernek başkanlığını yapmaktayım. Sayın Müdürüm, hoş geldiniz. Aramızda sizlerle beraber aynı ortamda olmaktan mutluyuz. Sağ olun, var olun. Arzum oturun. Dernek müdürüm. Çay işlerine bakın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Çay işlerine bakın. Ebu Bekir Avva'ya Erzurum Oğuz'u ilçesi toplu köyümde. Ziraat Bankası Emekli Müdürü halen bilek kişilik yapmaktayım. Hepinize teşekkür ederim. Saygılar, iyi akşamlar. Barbaros Haşimoğlu, Aslanpaşa Mahallesi'ndeyim, Oltu Merkez'de. Osmancı'da serbest olarak avukatlık yapıyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum.
İsmim Mustafa Uğur, 1984 Erzurum Oltuluyum. Esenyurt Maçköy Dernek Başkanlığı, Marmara Oltular Derneği Yönetim Kurulu üyesiyim. Aynı zamanda AK Parti İlçe Yönetim Kurulu üyesiyim. Aranızda bulunmaktan şeref duyuyorum. Fatih İstürmaz, Marmara Oltular Dernek Başkanıyım. Erzurum Oltuluyum. Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi mezunuyum. Halen Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde üniversite devam etmekteyim. Bir kamu kuruluşunda gelir uzmanı kadrosunda çalışmaktayım. Ben tekrar şahsım ve tüm derneğim adına da müdürümüze, bize yaşattığı bu onur için de teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık, sağ olsun, var olsun. Mahmut Polat, Erzurum Darmanlıyım. 2010 yılından bu tarafa İstanbul Anadolu Adliyesi'nde ruhsat olarak görev yapmaktayım. Periyodik olarak bu geceleri bize yaşatan Marmara Oltular Devlet Başkanı Fatih Bey ve nezdinde yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Katılan diğer arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Muammer Yıldız, ben de Narmanlıyım. Fatih'e çok teşekkür ediyorum. Kendisini takip ediyoruz. Ve benim bu akşamki toplantılara katılmam konusunda çok davetleri oluyor. Neredeyse her hafta arıyor. Benim belki hani yoğunluğundan dolayı çok arzu etmeme rağmen biraz da demek ki nasip bugüneymiş. Bugün buluşmak nasip oldu. Ben de hemşehrilerimle burada böyle bir ortamda sizlerle birlikte olmak benim için de bir gurur verici, onur duyuyoruz. Sizlerin İstanbul'un hangi köşesinde, neresinde olursa olsun hemşehrilerimizin varlığı bize güç veriyor. Sizlerden almış olduğumuz bir anlamda göçlerimizle kamuda bir görev ifa ediyoruz. Sayın Savcım'ın da başında hakikaten zor bir süreçte, zor bir dönemden geçiyoruz. Kamuda görev yapmak, hele İstanbul Hinterland'ında bu kadar büyük bir kitleyi, ben İstanbul'da 2.650.000 öğrencimiz var, 6.000'e yakın okulumuz var, 120.000'e yakın da öğretmenimiz var. Şimdi sorun derseniz azına kadar da olan her gün bir şekilde bir problemle karşılaşıyoruz. Ama bütün bunları çözmek, bunların üstesinden gelmek çok da elbette kolay değil. Ancak şimdiye kadar şükürler olsun bunları açtık. Bundan sonra da inşallah fazla büyük bir sorun yaşamadan sorunsuz olması mümkün değil zaten. Ama şunu çok net olarak ifade etmem lazım. Bu akşam bu vesileyle ben hani mikrofonu uzatmış olmayayım ama hemen vereceğim. Tanışma bastı. İnşallah sizlerin yüzünüzü düşürecek, omuzlarınızı çökertecek ve duyduğunuzda mahcup olabilecek hiçbir iş ve işlemin içerisinde olmayacağız. Olmadık, olmayız. Ve bu anlamda hemşehrilerimiz bize hiç yük olmadılar. Bunu biz gerçekten müteşekkiriz. Başkalarını da biliyoruz, başka yapıları da biliyoruz, dernekleri. Ama bizim insanımız sadece burada ifade edildiği şekliyle eğer içlerinden birisi bir şekilde bir göreve gelmişse sadece onun gururunu yaşıyor. Sadece bu kadar. Bu da o kendi güzelliğidir, bizim insanımızın güzelliğidir. Diğer türlü biz de dediğim gibi bir güç olarak hemşehrilerimizin var olmasından, çokluğundan güç alıyoruz. Sizden aldığımız güçlerden inşallah bir enerji toparlayıp işimizi yapmaya gayret ediyoruz. Ben de tekrar hepinize hoş geldiniz diyorum. Bu akşamın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sanıyorum zaten bundan sonraki süreçte de türkülerimizle de işte bir takım orta oyunlarla da eğlenmiş olacağız. Ben de tekrar hepinize hoş geldiniz diyorum. Hakan Çiçek, Oltuluyum. Ayyıldız Köyü, Yeni Adıyla, Eski Adıyla. Makine mühendisiyim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kuruluş olan İspakarşe'de tedarik ve bakım müdürlüğü yapıyorum. Burada olmaktan ve Oltulu olmaktan gurur duyuyorum. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Ufuk Dinler, Erzurum Narman'dayım. Emlik Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü'nde yönetici olarak çalışmaktayım. Ben de Müdür Bey katıldığı için kendisine teşekkür ediyoruz. Herkese iyi eğlenceler, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Yusuf Ay, Oltuluyum. Oltu'nun Büyük Oltu Köyü'nden.
Kaynarca'da ikamet etmekteyim. İlçe okulda çalışıyorum. Dernek yönetimindeyim. Teşekkür ediyorum. Hepinize hoş geldin diliyorum. Aslan Dağdelen, Olta Aşağı Okulun köyündeyim. Özel bir sektörde çalışıyorum. Hoş geldiniz diyorum tekrar aslında. Hayırlı akşamlar. Salih Yeşilyurt, ben bir veteriner enstitüsünde çalışmaktayım. Değerli büyüklerime ve abilerime hepinize hoş geldin diyorum. Muhsin Yeşilyurt, Çengelya köyündenim. Emekliyim, bir güvenlik şirketinde yönetici olarak çalışmaktayım. Mehmet Bozdaş, Erzurumluyum. Üçlü Veter Mahallesi, Üçlü'ne kayıtlıyım. Pendik Veteriner Enstitüsü Müdürlüğü'nde satın alma bilim ödülü olarak görev yapıyorum. Efendim Yeşilyurt, Oltu Çengeli köyündenim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde zatayım. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Kadir Ediz, Erzurum Oltu Çengeli köyündenim. Tüm katılımına teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Bu kadar Erzurum'un arasında olmaktan gurur duyuyorum. Ben de Kastamonu'yum. Pendiklerin süpere iyi mandatım var. Öylesin. İsmim İhsan Ediz. Ben de Pendik Gözdağ Sosyal Tesisleri'nin orada esnafım. Aynı zamanda da Çengelli Köyü hizmetkarıyız. Ben bu arada değerli müdürüme, savcıma, burada hakikaten özellikle Fatih kardeşime, ona da çok teşekkür ediyorum. Burada dernekçiliğin ne olduğunu onun sayesinde öğrenmiş olduk. Kahve kültüründen kurtarıp böylesi insanları bir araya getirip hem hakikaten devletin farklı yetkili kurumlarında görev alan abilerimizi görme, tanıma şerefine nail olduğumuz için ve hakikaten kendi ispatlamış bazı iş adamı abilerimizi burada tanımaktan mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Tekrar hepiniz hoş geldiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun efendim. İyi akşamlar. İsmim Hasan Demirtaş. 8. sınıfa gidiyorum. Erzurum Oltu Alatarlı Köyü. Neresi burası? Hangi okulasın? Profesör Doktor Erol Gülgül Ben Ahmet Sevmiş Durmaz. 7. sınıf öğrencisi. Profesör Doktor Erol Gülgül Ortaokulu. Çat ilçesinde. 18 yıldır Tuzla'da oturuyor, ikamet ediyorum. 18 yıldır da Tuzla Belediyesi'nde çalışıyorum. Tuzla, 12 yıl Tuzla Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nü ifa ettim. Aynı zamanda 12 yıl encümen üyeliği yaptım. Şu anda Tuzla Belediye Başkan aday adayı. Hepinizin duasını bekliyorum. Anlatabiliriz. Selamun aleyküm değerli arkadaşlar. Biraz daha değişiklik olsun. Kıymetli hemşehrilerim, genç ayınız ki ben de Erzurum Oltuluyum. Gebze'de esnafım, Kocaeli Erzurum Federasyon Kurucu Başkanlığı'nı yaptım. Şu anda da başkanım Sayın Tekin Dursun adınız birazdan kendimi tanıtacak. Şansım bu dönem Darıca'da AK Parti Belediye Başkanlığı aday adaylarımız var. Biz de sizin dualarınızı bekliyoruz. Birliğimizin devam etmesini istiyoruz. Birbirimizi sevelim, sevdikçe sevgiler büyür, çoğalır. İnşallah birbirimize dua edelim diyorum. Gecemiz, akşamımız hayır arabesine olsun diyorum. Sayın Tekin Dursun, Kocaeli Başkanımıza verelim. Değerli hemşehrilerim, Sayın Salcıoğlu, Sayın Belediye Eğitim Müdürüm, değerli belediye başkan adaylarım, değerli başkanlarım, saygıdeğer hemşehrilerim. Ben de Erzurum Şenk Ağabeyim, Erzurum'un Şenk Ağabeyçesi'nin oturu değilim. Aynı zamanda çok değerli başkanımı kıskanmaya başladım. Bir kadar da mutlu oldum. Çok değerli abilerimizi, dostlarımızı, hemşehrilerimizi bir arada toparlayarak bir sohbet ortamı oluşturmuşlar. Bu anlamda başkanım şahsında tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Tabii ki dernekçilik birlik beraberlik gerektiren bir olgu. Bu birlik beraberliği, bu dostluğu da burada görmek bizleri son derece mutlu etmektedir. Ben bu anlamda fazla vakti zamanlar başkanım, yönetim arkadaşlar, kalkın herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Saygılar bir süre. Başkanım.
hayırlı akşamlar cümleti. Erkan Ayan, Erzurum Oltulu'yum ben de. Kocaeli Erzurumlar Federasyon Başkan Vekiliyim. Bu akşam bizi bu arada toparlayan başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Ayrıca köy dernek başkanımıza mantığı için çok teşekkür ediyorum. Allah fiilimizi beraberimizi bozmasın inşallah. Herkese... Çok teşekkür ediyorum. Bizi çok onur ettiler. Bizi borçlandırdılar. Allah kendisinden çok razı olsun. Derneğimizden kitap ve teşviklerinden dolayı ben kendisini plaketi getirmek istiyorum. Plaketi vermek üzere de kendi gençliği müdürümüz Ufuk Bey'i ben ikramını arz ediyorum. Yavuz Bey, ben plaket alacak bir iş yapmadım. Bir iş yapana plaket verilir. Sen söyledin, plaketi bana verirler. Söyleyelim ya, Kudret-i Mevlam neler eder? Peki, buradan bulunan hazırlığını, çok değerli hemşerilerimi, siz biraz önce ifade ettim. Ayrıca konuşmaya gerek yok. Zaten burada sazımız, sözümüz, türkümüz konuşuluyor. Hep birlikte coşuyoruz. Esas olan bu duygu birliklerini yakalayabilmek. Dolayısıyla da böyle bir ortamda sözleri fazla uzatmanın anlamı yoktur. Ben de söz veriyorum. Bu kadar nezih bir topluluk içerisine bundan sonra daha fazla gelmeye gayret edeceğim. Nasrettin Hoca'ya demişler ki senin karnın çok geziyor. Demiş ki yok öyle bir şey. Nereden çıkarıyorsunuz? Ben biliyorum durumu falan. Çok üzerine gidince tamam demiş. Kabul ediyorum ama çok kesse bir günde bize vurar. Geldiğim dönemde bir okulu ziyaret ettim. Tabii okul müdürü haklı olarak kendince bize iltifat ediyor sağ olsun. İlk kez diyor İstanbul Milli Eğitim Müdürü bizim okulumuza geldi, bizi ziyaret etti dedi. Tabii bekliyor ki ben bunun üzerine atlayacağım. Aman hani kendim böyle koltuklarım kabaracak. Dedim ki müdür bey, yani bana vurabileceğin daha büyük bir taş yok muydu? Bunu nereden buldun? Bu yapılır mı dedim. Şimdi niye ya? Ben adamı övüyorum. Halbuki bu başka türlü şey düşünüyor. Dedim şu anda 3000, o dönem itibariyle 3200 tane okul var benim. İstanbul Milli Eğitim Müdürü bekleyen 3200 tane okul var. İlk geldiğim dönemde gece gündüz demeden hala koşarak 7 gün 24 saat şiarıyla çalışıyoruz, okulları ziyaret ediyoruz. Çocuklarımıza merhaba diyelim, öğretmenlerimize aferin, iyi iş yapıyoruz, elinize, yüreğinize sağlık diyoruz. İdareci arkadaşlarımıza ne kadar zor şartlarda bu işi yaptıklarını, velilerimizi birisiyle karşılaşırsak onun sorununu dinlemek adına sahada olmaya çalışıyoruz. Ve bunu bir dönemde performans kriteri olarak il müdürü, ilçe müdürü, müdür yardımcılarım, şube müdürlerim sahada olacak diye bir projede yaptık. Hakikaten çok da iyi gidiyor. Dedim ki beyefendi, ben bu kadar koşuyorum, değerli müdürüm. Bakıyorum sağdan sayıyorum, soldan sayıyorum, 100 tane okula gitmemişim. Bu şu demektir, 3100 tane okul müdürü, ya bırak 5 paralık adam ya, ona da adam olur, daha okulumuza gelmedi diyor. O yüzden ben her ne kadar söz verdiysem de benim sözümü böyle düşünün artık. Tekrar hepinize saygılar sunuyorum. Fatih'e, değerli yönetim kuruluna ve bu akşam bize hıngel yediren, mantı yediren ablalarımıza, annelerimize, beylere çok teşekkür ediyoruz. İkramı gerçekten fazlasıyla güzel bir ikram oldu. Onu da ayrıca ifade ediyorum. Çocuklarımız burada, çocuklarımı da öpüyorum tekrar. Fatih'cim size yolunuz açık olsun. Gurur kaynağımızsınız. Çok güzel birlik beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bir dönemde en güzelini yapıyorsunuz. Yolunuz açık olsun. Tebrik ediyorum.
teşekkür ediyorum. Bu arada özellikle Gürbüz Akbulat hocamız size çok selam söyledi dediği çok önemli şeyden dolayı özellikle. Onu da ilerisinde gerçi genel olarak söyledi. Onu da belirtmiş olayım. Teşekkür ederim. Evet hocam. Tamamdır hocam. Değerli Erzurum'da hemşehriler, ben de Muammer Bey'i çocukluktan beri tanıyorum. Fatih Bey'in bu jestinden dolayı da teşekkür ediyorum. Ama şunu çok net belirtiyorum. Arkadaşlar, herkese Allah muvaffakiyetler versin. Ama Muammer Bey'i gerçekten yani göğsümüz kabara kabara izliyoruz. İstanbul çok büyük bir kent, çok zor bir bakanlık ve gerçekten çok iyi götürüyor. Allah daim eylesin. Allah yolunu açık etsin. Yakın gurme.
Efendim fazlınız şu an sayın. Ben de bir önce Erzurumlu, sonra Aşkı Erzurumlu'na şöyle bir katkıda bulmuş oldum.